Öncelikle sodyum klorür molekülü hakkında birazcık düşünelim. Periyodik tabloya baktığımız zaman sodyumun birinci grup elementi olduğunu görebiliriz. Sodyum bir alkali metal ve de tek bir değerlik elektronuna sahip. Ayrıca pek elektronegatif olduğu söylenemez. Zaten gördüğünüz gibi periyodik tablonun sol tarafında bulunuyor. Hatırlayalım. Daha önceki derslerde elektronegatifliğin periyodik tabloda sağ üst köşeye doğru arttığını öğrenmiştik. Yani bu tarafta gördüğümüz elementler genel olarak elektronlarını kendi üstlerinde tutmayı seviyor. Bu taraftakiler ise elektronları vermeyi tercih ediyor. O yüzden buradakilere elektro pozitif, buradakilere de elektro negatif diyebiliriz. Biraz önce bahsettiğimiz tek değerlik elektronuna sahip sodyum, elektronunu vermeye meraklı olan elementlere iyi bir örnek diyebiliriz. Sodyum klorürü oluşturan diğer element klorsa periyodik tablonun diğer tarafında bulunuyor. Yedinci grup elementi. Yani bir halojen. Bir elektron daha alıp toplamda 8 değerlik elektrona ulaşabilmek için yapmayacağı şey yok. Öyleyse klor için çok elektronegatif diyebiliriz. Bu bilgileri şöyle bir hatırladıktan sonra bu iki element bir araya gelince ne olacak dersiniz? Klor sodyumdaki fazla elektronu kaparak klorür anyonuna, sodyum da sodyum katyonuna dönüşecek. Bildiğiniz gibi katyon bir pozitif iyonken anyon negatif bir iyon. Artık buradaki pozitif bir iyon yani sodyum artık pozitif. Klor negatif bir iyon. O zaman ne olur? İkisi birbirlerine doğru çekilir ve iyonik bir bağ oluşturur. Yani burada aralarında iyonik bir bağ olur. Şimdi de bir de farklı bir örneğe bakalım. Başka bir deyişle elektronların böyle keskin bir şekilde bir atomdan diğerine verilmediği sadece paylaşıldığı durumları inceleyelim. Bu durumun en önemli örneklerinden biri de tabii ki su. Suyun H2 olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Bunu çizerek gösterecek olursak da bir oksijeni iki hidrojene bağlayarak göstermemiz gerekiyor. Bu gördüğünüz iki bağ da kovalent bağlar. Her bir kovalent bağ iki atom yani hem oksijen hem hidrojen tarafından paylaşılan bir çift elektron içeriyor. Ama bu paylaşımın tamamıyla eşit bir şekilde yapıldığını da söyleyemeyiz. Periyodik tabloya bakarsak bunun nedenini daha iyi anlayabiliriz. Sonuç olarak oksijen hidrojenden çok daha fazla elektronegatif. Öyle değil mi? Bu nedenle de bağlardaki elektronlar zamanlarının çoğunu hidrojen yerine oksijenin yanında geçirmeyi tercih edecek. Bunları daha önce de anlatmıştım. O yüzden şu ana kadar yaptıklarımız size kısa bir hatırlatma oluyor olmalı. Bu şekilde su molekülünün oksijen ucu kısmen negatif yüklenmiş olacak. Bu gördüğünüz sembol yabancı gelmiş olabilir. Ama aslında Yunan alfabesindeki delta'nın küçük harfle yazımı. Biz bu sembolü kısmi negatif yazım için kullanıyoruz. Su molekülünün hidrojen ucuysa kısmen pozitif yüklenecek su molekülünde oluşan bağ aslında bu şekilde. Ama başka videolarda kısmi yüklere sahip olmanın zaman zaman pek de kullanışlı olmadığını göreceğiz. Bu yüzden size temel olarak kullanılan akıllıca yapılmış bir varsayımdan bahsetmek istiyorum. Kimyacılar bunu birçok tepkimeyi inceleyip hangisinin gerçekleşmeye daha yakın olduğunu düşünmemiz için oluşturmuşlar. Akıllıca yapılmış bir varsayım dediğim şey tabii ki yükseltgenme basamağı. Gördüklerimiz kovalent bağ bile olsa yükseltgenme basamaklarını düşünme imkanımız var. Bu gördükleriniz kısmi yükler. Bunlar da kovalent bağlar. Elektronlarsa iki atom arasında paylaşılıyor. Aslında ben bu kısmi yük işinden pek hoşlanmıyorum. Bana biraz kafa karıştırıyor gibi geliyor. Bu yüzden bazı şeyleri sadece varsaymak istiyorum. Mesela bu bağlar kovalent değil de iyonik olduğunu düşünelim. O zaman oksijenin bu elektronları alacağını söylerdik öyle değil mi? Dolayısıyla oksijenin eksi 2 negatif yükü olması gerekirdi. Tabi aynı şekilde hidrojenlerin de artı bir yükü olması gerekecekti. Peki ya su molekülünde bulunan bu iki atomun yükseltgenme basamaklarını yazmak istersek ne yapmamız gerekecek? Baktığımız şey yine su molekülü. H2O. Oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 2. Her bir hidrojeninki de artı 1 deriz değil mi? Tabi burada bütün molekülün nötr olması da oldukça önemli. Sonuç olarak bu iki yükün birbirini götürmesi gerekiyor. Artı 1 ile artı 1'i toplarsak artı 2'yi buluruz. Bu tarafta da eksi 2 olduğuna göre ikisi birbirini götürür. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Bir süredir eksi 2 deyip duruyorum ama gördüğünüz gibi eksi işaretini rakamdan sonra yazıyorum. Aynı şekilde eğer yükseltgenme basamağı için artı 1 yazmak istersem 1 artı yazmam gerekirdi. Tabi bu durumda sadece artı yazmak da yeterli oluyor. Yükseltgenme basamağını ya da iyonik yükleri yazarken rakamı sembolden önce yazmak esasında herkesin kabul ettiği bir kural diyebiliriz. Sonuç olarak yükseltgenme basamağı hayali yani olduğu varsayılan bir iyonik yük. Burada yaptığımızda aynı bu şekildeydi. Aslında bu bağların da kovalent değil iyonik olduğunu varsaydık. Ama tekrar ediyorum. Gerçekte olan bu. Yani bu bağlar arasında kovalent bağlar, bunlar da kısmi yükler. Yükseltgenme basamağı biraz önce de bahsettiğim gibi kimyacıların ortaya attığı kovalent bağları iyonik bağ olarak düşünmemizi gerektiren akıllıca bir varsayım. Doğrusu bunun oldukça da mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi zaten burada bir bakıma oksijeni de işin içine kattık. Zaten bu nedenle buna oksidasyon basamağı diğer adıyla yükseltgenme diyoruz. Ben bu kavramı ilk öğrendiğimde zihnimde aynı bu şekilde canlandırmıştım. Gördüğünüz gibi buradaki hidrojenlerin her biri oksijene karşı bir elektron kaybetmiş. Dolayısıyla her hidrojenin yükseltgendiğini söylemek akla yatıyor. Hatta Hidrojenin oksijen tarafından yükseltgendiğini bile söyleyebiliriz. Oksijenin başta bir şeyin yükseltgenmesine, yani oksidasyona neden olması çok mantıklı. Burada bunu göstermiş oluyoruz. Sonuç olarak yük oksijen tarafından alınıyor. Bu şekilde de oksijen yükseltgenmiş oluyor. Yükseltgenmenin tam tersi de indirgenme diye geçiyor. Bu terim de esasında oksijenin yükünün indirilmesinden, yani azaltılmasından geliyor. Demek ki oksijenin hidrojenler tarafından indirgendiğini söyleyebiliriz. Burada yükseltgenme indirgenme olaylarının her zaman oksijen işermesi gerektiğini düşünmüş olabilirsiniz. Sonuçta terimler bu şekilde verilmiş gibi görünüyor. Ama durum aslında böyle değil. Mesela elimizde hidroflorik asitin su bir çözeltisi olsun diyelim. Burada flora kovalent bağla bağlı bir hidrojen var. Aynı su molekülünde gördüğümüz gibi flor bildiğimiz en elektronegatif elementlerden bir tanesi. Yani kovalent bağda elektronları kendine doğru çekecek olan tarafta flor olacak. Bu nedenle de kısmen negatif yüklenmesi gerekiyor. Evet, kısmi negatif yükle bu tarafta kısmi pozitif yüke sahip oluyor. Ama yükseltgenme basamaklarını düşünmek istersek bu bağı yine kovalent değil de iyonik olarak kabul etmemiz gerekecek. O zaman bu atomların üzerindeki yükler nasıl olur? Bu durumda hidrojen bir elektron kaybedeceği için pozitif yüke, flor da elektron kazanacağı için negatif yüke sahip olur. Ama bu sadece varsaydığımız, hayal ettiğimiz bir şey. Yine söylüyorum. Gerçekte olan aslında kısmi yüklere sahip olmaları. Çünkü bu bir kovalent bağ. Ama hayali olarak burada pozitif bir yük, burada da negatif bir yük olduğunu düşünebiliriz. Bu şekilde moleküldeki hidrojenin artı bir, florunsa eksi bir yükseltgenme basamağına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Öyleyse hidrojen yükseltgenmiş, hatta flor tarafından yükseltgenmiş diyebiliriz. Aynı şekilde varsaydığımız iyonik yük azaldığına göre flor da indirgenmiş oldu. Ama bir dakika durun. Gördüğünüz gibi burada yükseltgenmiş yani oksidasyona uğramış dedik ama etrafta oksijen yok. Bunu şu şekilde de düşünebiliriz. Amerikan tarihinin en büyük mali dolandırıcısı kabul edilen Bernie Madoff'la bir gün yollarınız kesişti diyelim. Hatta biri bir gün size Bernie Madoff'laymışsın derse bu illa da sizin Bernie Madoff'la birebir tanışır olmanızı gerektirmez. Sadece birinin Bernie Madoff'un başkasını dolandırırken yaptığı şeyi size yapmış olduğu anlamına gelir. Mesela diyelim ki biri sizin paranızı alarak yatırım yapacağını söyledi. Ama sonra onu alarak başka şeyler yaptı. Yani sizi kandırdı. Bu insan Bernie Madoff olmasa da sizin Bernie Madoff'landığınızı yani kandırıldığınızı söyleyebiliriz. Burada da tam buna benzer bir şey oluyor. Yani genel olarak oksijenin yaptığı şeyi florda hidrojene yapıyor. Yani bir elektron alıp hidrojenin yükseltgenmesini sağlıyor. Peki bunu nasıl bir şekilde hatırlayabiliriz? Eğer bir şey yükseltgenirse elektron kaybetmiş oluyor. İşte ben bunu Oksijenin genelde yaptığı şey olarak düşünüyorum. Bildiğiniz üzere oksijen çok elektronegatif. Yani başka atomlardan elektron almaya çok meraklı da diyebiliriz. Aslında bundan başka da yükseltgenme ve indirgenmenin neler olduğunu hatırlatan şeyler var. Size bunlardan da bahsetmek istiyorum. Çünkü derslerde epey işinizi yarayacağını düşünüyorum. İndirgenmeyi akılda tutmak için elektron kazanınca başka bir deyişle elektron alınca biraz çoğalmış, hatta ağırlaşmış olduğunuzu farz edin. Başka bir deyişle ağırlaşınca daha aşağı çekildiğinizi, indirgendiğinizi varsayın. Aynı şekilde elektron verince de hafiflediğinizi, bu nedenle de yükseltgendiğinizi düşünün. Sonuç olarak yükseltgenme ya da oksidasyon elektron kaybetmek, indirgenme ya da redüksiyonsa elektron kazanmak. Bunu unutmayın.